doğru bilgiye ulaşılabilir diyenlerle devam ediyoruz. Saymıştık bir sürü akım vardı. Rasyonizmi gördük, empirizmi gördük. Devam ediyoruz. Kritisizm. Rasyonizmle empirizmi sentezlemiş. Kim yapmış? Kant. Bilginin üretimi için hem dış dünyadan gelen verileri algılamaya hem de bunları işleyip değerlendirecek bir akla ihtiyacımız var. Ne duyularsız olur ne akılsız olur. Duyularımız olmasaydı nesneleri fark edemezdik ama anlayış gücümüz olmasaydı da onları kavrayamazdık. Yani Kant esasında tam olarak rasyonistlerle empiristleri ortada buluşturmuş. Dedik rasyonizmin ve empirizmin sentezini yapmış, Demiş ki bilgimiz evet deneyle başlar ama deneyden doğmaz akıldan doğar. Her ikisi de eşit derecede önemli. Başka bir akım entüisyonizm yani sezgicilik ya da mistizm olarak da geçebilir. Aslında adından da çıkarabiliriz. E, felsefenin ulaşmak istediği bilginin kaynağı ne akıldır ne duyulardır sadece sezgidir. Sezgi Saduyu gibi düşünebilirsiniz içimizden geçen şey yani demiş ki zeka ancak durağan bir şey olan maddeyi kavrayabilir ve bu kavrayıştan Evet pozitif bilimler doğar Zeka dinamik olan insan yaşamını kavrayamaz yani insan yaşamı bilimlerle açıklanamaz. Yaşam sadece bireysel sezgi tarafından içten bir görüyle kavranabilir. Bergson, İslam tasavvufçuları ve Gazali entüisyonizmin temsilcileridir. Hatta Gazali'nin kalp gözü diye bir kavram vardır. Aslında sezgi demektir. Sezgicilik 19. yüzyılda ortaya çıkan ve metafiziğin önemini reddeden pozitivizm ve pragmatizm gibi akımlara karşı metafiziğin gerekli ve önemli olduğunu savunur. Hatırlatıyorum, metafizik fizik ötesi akılla kavranamayan bir takım mevzular. Bergson'u görüyoruz burada. Diyor ki insan neyin iyi, neyin kötü olduğunu sadece sezgiyle kavrayabilir. Müzik